Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 26 Eylül Cumartesi maçlarıyla karşınızdayım. Ancak önce bir şey göstereyim size. Bu benim YouTube kanalım arkadaşlar. Şöyle bakın. Ana sayfa, video olay, oynatma listeleri. Burada Hakkında diye bir bölüm var. Hakkında bölümünde alt tarafta benim mail adresim var arkadaşlar. Yazıyı okursanız göreceksiniz. Bu mail adresinin içinde eee mail atmak isteyenler atabilir Çünkü bir şeyden bahsedeceğim Katıl butonu için YouTube'dan onay bekliyorum arkadaşlar O da 10 gün de söyleyebilirmiş. belki Reklam koymaya izin verip katılı açmayabilirmiş YouTube belirliyormuş bunu O yüzden onu da beklemedeyim Ücretli WhatsApp boyutları var arkadaşlar Katılmak isteyenler Şartlar için mail atabilirler Açık konuşayım Yani düşük oynayanlar için bir grubum yok. 3 tane grubum var. Üçü de hani 2 tanesi yüklü. Bir tanesi de orta derecede. Yani herkesin bütçesi farklı da kimseye bir şey diyemem. Ee, bununla, bununla ilgili bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Mail adresim orada yazıyor. Mail atın. Ee, lütfen mailler spam'a düşüyor. Spam'a düştüğü için de mail attıktan sonra bir yorum yazarsanız mail gönderdim diye daha hızlı dönüş yapayım. Aksi takdirde bekleyebilirsiniz. Şimdi 26 Eylül maçlarına geçiyorum arkadaşlar. İlk maçım İsveç Ligi'nden saat 16'da. Öğe bu Sirius maçı. 2.65'e 1.85 arkadaşlar. Şöyle görürsek ev sahibi 11. sırada. Deplasman Sirius 6. sırada. Deplasman normalde birkaç basamak daha yukarıdaydı. Son hafta yaşadığı puan kayıplarından dolayı eee deplasmanda yenildi, deplasmanda beraber kaldı. ev sahibi zaten istikrarsız, çok düzenli bir takım değil. Ne yapacağı belli olmuyor. Gene son maçında yenildi. E gene bir mağlubiyet serisine de başlayabilir. Hiç belli olmaz. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. <laughs> 1.67 Deplasman 1.5 üst atar. Ben Deplasman'ın 2 gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar burada. İkinci maçım Belçika'dan. Belçika 1. liginden. Saat 19'da başlıyor. 19.30'da pardon. Meşelen sint maçı. 1.50'ye 3.60 arkadaşlar. Ev sahibi e, favori. Tabi bu kazancı anlamına gelmiyor. Gördüğünüz gibi kötü durumda. Ev sahibi özellikle ama sint göre tabi daha kaliteli bir takım. Ama lige kötü başlamış. Şöyle bakarsak arkadaşlar. Son 5 maçının 4'ünü yenilmiş. Ondan önce bir deplasmanda Moskoy'unu yenmiş 1-0. Deplasman takımı sint ise 3 mağlubiyet 2 beraberliği var. O da kötü durumda. Ama o yani normal de orası diyebiliriz ama meşelen bir, biraz daha yukarıya çıkacaktır. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 1.50'den karşılıklı gol var. Üçüncü maçım. Vissel Kobe Sapporo maçı saat 13'te başlıyor arkadaşlar. Vissel Kobe 15, e, Sapporo 13. sırada. 1.70'e 2.85. Şöyle bakarsak arkadaşlar, eee ya yani Sapporo zaten çok çok iyi bir takım değil ama e, ev sahibi bir çöküş içinde olduğu için biraz oranlar o yüzden dengelenmiş olabilir. 1.70 çok düşük bir oran değil. Yani ev sahibi avantajını da düşünürsek deplasmana da ufak da olsa bir puan şansı verilmiş. Ev sahibi son 5 maçında bir galibiyet bir mağlubiyet bir beraberlik alabilmiş. Yani 4 puan almış. Deplasmansa sadece bir galibiyet almış. Onu da Tosu deplasmanında. Ev sahibinde de işte iyi gitmiyor. Ama 2.5 üst oranlı arkadaşlar çok düşük vermişler. 1.30. Ben bu maçta gol ve goller olacağını düşünüyorum. Çok rahatlıkla. Bu şekilde arkadaşlar. Oebo maçı, Oebo Suyuz maçı deplasman 15 üst atar Meşelen Sintuiden maçı KG var. Vissal Kobe, Kobe Sapporo maçı da 2.5 üst. Bu ilk kombinemiz. İkinci kombinem arkadaşlar. Finlandiya'dan AC Kajani Maypa maçı saat 17'de başlıyor. Ev sahibi bir otur deplasman 450 arkadaşlar. Şöyle bakarsak ev sahibi iyi değil. 9. sırada. E, Maypa'nın genel yeri orası zaten. Ayrıca'ndaki maçta hiç bakmamıştım. Şöyle bakayım. 4 maçın 3'ü beraber bitmiş. Şöyle bakabiliriz arkadaşlar. Ev sahibi son 3 maçta kazanamıyor. Yani 1-0 ve 5-0 yenilmiş. Ekran Asa 5-0 yenilmiş. Deplasman da son 5 maçta kazanamıyor. 2 beraberlik alabilmiş sadece. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. Bir oturdan 2.5 gül. Bir diğer maçım arkadaşlar. Halmstad. İsveç liginden saat 18.30'da başlıyor. Lin, Lingus Klemide nedir? E, ee, takımın ismini tam söyleyemiyorum. Telaffuz edemiyorum. Ev sahibi bir 30 oynuyor arkadaşlar. Deplasman 5-25. Şöyle bakarsak Hamstad ikinci sırada. deplasman sonuncu sırada. bu maça dikkat edin arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ev sahibi 5 maçın 3'ünü kazanıp bir beraberlik bir mağlubiyet almış. Deplasmansa 2 beraberlik almış. 2 mağlubiyet bir galibiyet. Benim aslında bu maç için düşüncem arkadaşlar. Yani ben de Kimiley gibi kolaya kaçabilirdim. Bir diyebilirdim taraf bahsi alıp veya ne bileyim bir buçuk üç şu bu diyebilirdim. Ben bu maçta zor olanı seçeceğim arkadaşlar. Çünkü geleceğine inanıyorum. 1.70'den karşılıklı gol var. Ben deplasmanın sonuncu sırada olmasına rağmen bu maçta Halmstad'a gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bence 1.70'den karşılıklı gol var. Bastayaz, Jönköping son maçımız arkadaşlar. Bastayaz e, İsveç Ligi'nde arkadaşlar saat 18.30'da başlıyor. 2.75'e 1.90 arkadaşlar oranlar. Şöyle bakarsak e, Jönköping 3. sırada. Ev sahibi Bastayaz bu sene kötü gidiyor. Bu kadar kötü bir takım değil aslında. 19 puanla 12. sırada. Görüyorsunuz arkadaşlar Vazteras evindeki bir maçı 1-0 kazanmış. Evindeki bir maçı 1-0 kaybetmiş. Evinde iki maç gözüküyor. Deplasman'da oynadığı üç maçı da kaybetmiş. Bunları 3-2, 3-1, 1-0 gibi. Hani kimisini handikap yemiş. Kimisini ee, zor da olsa. Dalkurt'a 3-2 yenilmiş Deplasman'da. Dalkurt tamam güçlü bir rakip, kolay bir rakip değil. Ama iyi, iyi gitmiyor ev sahibinde işler. John Coppings'e son maçında arkadaşlar ikinci ayı dört tane gol attı. İlk ayı yenilmesine rağmen 2'den bir yaptı. Ee, şöyle bakarsak 4 galibiyet bir mağlubiyetle oynuyor. O da Degelforce'a yenildi. Degelforce bu grubun lideri. Bu ligin normal olan bir şey. 2 yani tane gol atmış gene 4-2 bitti. Ee, bu maçta arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Yani aşırı bir gol bekleniyor. Bence öyle değil. Hani birkaç yerde okuduğuma göre, gördüğüme göre söylüyorum. Bu maça bir 1.5 bir buçuk istiyorum ben arkadaşlar. Çok fazla riske girmeyeceğim bu maçla ilgili. Bunun dışında arkadaşlar yani şunu söyleyeyim. Oya -E bu maçı. İlk yayı bir buçuk üst olabilecek bir maç arkadaşlar. Bugün iki aylara çok bakamadım. Şu baktığım maçların içinden bakmak istedim. O yüzden e, bu maç ilk yayı bir buçuk üstü olma ihtimali bence yüksek. Şunu söyleyeyim. Şöyle oranı da bir açalım. 2-0-5 veriyor arkadaşlar. Canlıdan oynayanlar için, arkadaşlar için yine aynı şeyi tekrar edeceğim. İlk yayı yani canlıdan oynuyorsanız ilk yayı bekleyin. Bir gol dakika 30'a kadar da olsa 30'da da olsa gelirse ilk yayı 1.5 üstü 1.70 bir 1.80'den bir 2 oyundan bile alabilirsiniz. O yüzden beklemenizi tavsiye edeyim. Ama ille de ben yani bir buçuğu yazmak istiyorum diyorsanız bence olma ihtimali olan maçlardan bir tanesi arkadaşlar. 2.05 0 5 var. <laughs> Ama ben o maça deplasman yani bir buçuk üst yaptım. Onu da hatırlatayım tekrardan. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şansımız bol olsun.